Evet Buse'cim, şimdi tanışma hikayelerini çok seviyorum. Eşin ismi nedir? Ercan. Ercan Bey'le ne zaman tanıştın? 22 yaşındasın. Evet. Ne zaman tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Biz 2 sene önce tanıştık. Eşim polis olmadan önce aynı markette çalışıyorduk, aynı iş yerindeydik. Tabii ben orada çok kısa sürede çalıştım da. O sırada tanıştık, birbirimizi gördük, konuşmaya başladık. Ondan sonra bir 6 ay sonra nişan dönemi oldu. Çünkü eşim polisliği kazandı, nişanlı dönemi olsun dedik. Ondan sonra okulu bitirdi, mezun oldu, nikah, düğün derken buradayız. Maşallah. İlk görünce ne düşündün Ercan Bey'i? Yani. Wow! Evet, dedim aynen mi? Böyle düşündüm. Beğendin? Evet, aynen. En çok neyini beğendin? İlk o duruşunu ve yüzündeki onun o ifadesini hiç unutamıyorum. Onu beğendim. Yani nasıl bir masumiyet gibi. Evet, çok sevimli. Öyle diyeyim. Öyle tanıştık. Ve ondan sonra çok hızlı ilerledi süreç zaten. Ama çok memnunum. Uzatılan işi çok sevmiyorum. Senden mi geldi ilk, yani artık hadi adını koyalım, yani bir hareketlilik yani var mı? Yani ikimizin de ortak düşüncesiydi aslında, yani ne ben ne o, yani hiç öncelik... Evlilik teklifi oldu mu? Evet, evlilik teklifi oldu Ezgi Hanım. Biz İstanbul'da geziyorduk, buraya tamamen gezmek için gelmiştik. Galata Kulesi'ne çıkmıştık. Oraya ilk defa ikimiz de çıkmıştık. Orada bir baktım, hemen etrafıma bakınıyorken diş çöktü ve evlilik teklif etti. Orada bütün turistlerle birlikte kabul etmiş olduk. Ay canımsın, onunla ilgili bir görüntü var mı? Onunla ilgili bir görüntü yok çünkü... Telefonumu değiştirdim Ezgi Hanım, o zaman gitti. Git. İşte en kötüsü de bu. Evet. Bu hatıraların gidiyor olması. Hı hı. Şimdi evlilik teklifinden sonra ne zaman istemeye geldiler? Evlilik teklifi istemeden sonra oldu aslında. İsteme daha önce olmuştu. Biz polislik okulunu kazandığında dediğim sen gibi... Sen yekten zaten tamam evet, hayatım sen geldin istedin. Kabul etmiştim zaten. Söz ve nişan birlikte oldu bizim. Söz ve nişandan sonra... Biz okulun ara dönümünde gezmeye gelmiştik İstanbul. O sırada evlilik teklifi oldu. Hani o sırada içinde şaşmış. Kalmasın gibisinden. Ufukta kalmasın anladım. Evet. Şu an gördüğümüz senin istenmen mi nişanın değil mi o? Evet isteme nişan zaten bir arada oldu Ezgi Hanım. Ya kahvesini içiyor. Nasıl yaptın kahveyi? Tuzlu yaptım. Tuzlu mu? Evet. Ev organizasyonu. Ev organizasyonu. Hazırlık var ama burada bir evet, değil mi? Evet biraz daha böyle küçük çaplı değil de biraz büyük tarzda yaptık evde. Organizasyon tuttuk. Kaç kişi vardı? Bir 50-60'a yakın kişi vardı. Hepsi evde değil tabii ki de aşağıya doğru da taştık yani. Hı-hı. Sadece evde o kadar insan olmuyor. Pasta. Fiyatı ne kadardı? Organizasyonun 3000 lira. Elbisen? Aa, çok iyi. Elbisem de 3500 liraydı. Elbise daha pahalı organizasyonda. Evet. Organizasyonda neler var bu arada? Organizasyon içinde sadece söz, işte o damadın kahvesinin olduğu tepsi, söz tepsisi, o yüzüklerin olduğu tepsi, bir de arka falan fon var. Onun dışında bir de kamera çekimi, fotoğraf çekimi vardı. Güzelmiş fiyat. Değil mi? Elbisen 3500 lira mı dedin? Evet, elbise 3500 liraydı. Bu benim nikah görüntülerim. Hı-hı. Ne zaman evlendin? Hemen bir sene oldu. Tam geçen sene 28 Temmuz'da evlenmiştim. O da okul döneminde işte eşimin memuriyetinden dolayı erken nikah yaptık. Aha. O zaman nikahda biraz erken olmuş oldu. Bu canım bir gelinlik mi giydin? Ben bir gelinlik giydim. Gelinlik bu değil. Bunu nikah için özel olarak aldım. Güzel, aha. Güzel. Güzelmiş. Ay bir ömür mutlu olun canım benim. Ne kadar aldın bu elbiseyi? Bu elbise de 1500 liraydı. 1500 civarıydı. Sen güzel geziyorsun, araştırıyorsun o zaman değil mi? Evet, araştırıyorum. Bu biraz pahalı oldu ama diğerlerine göre. 1500 lira gayet maşallah. Evet, Tarlatan'la çok daha güzel durmuş elbise. Aha, evet, biraz daha kabarık duruyordu. Ben kınamı Çanakkale ve Balıkesir iki yerde olduğu için ben burada da ilk girişte insanlar görsün diye gelinlik giydim bu arada ilk bir kıyafet olarak. Ben 5 kıyafet değiştirdim kızlar kınada. İkinci kıyafetin bu üstünde gördüğünüz, üçüncü kıyafetin bindallıyla elime kına yakılma merasimi falan oynama, yine organizasyon tuttum bu arada. Nerede yaptın? Ben evimizin önünde geniş bir alanda, bahçe tarzı bir yerde yani böyle geniş sokak tarzıydı. Biz orada yaptık. Bizim Çanakkale'nin meşhurdur zaten sokak düğünleri. Evet, aynen. Oradaki organizasyonunu kaça tuttun peki? O da 18 bin liraydı. Peki bindallım falan içine dahil miydi? Bindallı sadece içine dahildi. Onun dışındaki bu kıyafetler değildi. Tahtım falan. Ha, işte, tahtım, arka plan, işte kına. Ama şimdi 2024'te gerçekten çok pahalı ve benim bulduğum organizasyonda kızlar da vardı. Oynayan kızlar da olduğu için. Şimdi kızlar olmayınca fiyat bir tık daha değişiyor. Bir de o aşağıdaki masaları falan da hepsi onlar. Aha, evet. Onlar bir de bunun içinde kamera çekimi falan da olduğu için. Bir tık... O zaman niye? Evet. Kaç kişi katıldı? Var mıydı masa sandalye organizasyonu? Sandalye vardı. Organizasyona ek olarak. O 400. 400 kişi vardı. Hı-hı. Peki şey kınanda hediyelik dağıttın mı? Evet dağıttım. Hem kızlara, biraz daha genç olan kızlara inci küpe dağıttım kına hatırası. Normalde de kına dağıttım. Hı-hı. Bir de el mendiliyle birlikte. Hı-hı. Kaynanam da altın taktı mı elime? Evet elime koydu altın kızlar. Ne koydu? Ne taktı? Çeyrek koydu. Evet, adetten. Evet adetten. Ben yerim koymadı. Ay ben bilmiyorum çeyrek koydu. O anda ona dikkat etmedim. O anda ona dikkat edemedim ya. Altın mı altın dedim. Burası. Bayağı kalabalık düğünümüz olmuş. Bayağı kalabalıktı. Düğünümüz çünkü... Bin mi? 1000 kişi var mı orada? Var. Değil mi? Öyle bir kalabalık evet, düğün gibi. Evet, 1000 kişilik.
Eşimin köyünde gene böyle bir bahçe tarzı açık bir düğündü. Düğün yemekliydi. Bu yüzden yemekli olduğundan dolayı birazcık bayağı bir kalabalıktı. 200 davetiye vardı aslında ama verilen hane başına çok 200, yani bir davetiye veriliyordu ama bir davetiye 5 kişi falan geliyor. O yüzden 1000 kişilik bir düğündü. Bayağı kalabalık oldu ve yemekli bir de. Evet, bir de yemekliydi. Mekana para verdiniz mi açık alana? Bir bahçe bir miydi? Bir tık veriliyor. Bir tık veriliyor ama çok ayak basma parası. Ayak basma parası gibi, evet. Değil mi? Bir şey sorabilir miyim? Ne kadar takıldı düğünde? Şimdi kurtardı mı? Tabii ki de tam anlamıyla değil ama emekli olduğu için altınları söylersem 350 bin liraya yakın altın, gene 200 bin liraya yakın bir dolar kuru çünkü Almancı çok o köyde, euro kuru takıldı, bir de 300 bin liraya yakın da bir TL takıldı. Bayağı Allah bereket iyi vermiş. Çok iyi gelmiş. Evet arada. Yani. Bursa yörelerinde yani o taraflarda böyle düğünde ne takarsan sana aynısını geri takıyorlar. Evet. Yani. Hatta bizim fazlasını götürüyorlar. Yani şimdi mesela ertesi gün senin düğünün falan var. Evet. Bu konuda. Eşimin köyünde bir değişiklik olarak takıyı bağırarak söylüyorlar. Takıyı bağırtıyorlar. O yüzden yüksek geliyor. Evet, bir de kimse kendinde küçük düşürmek istemiyor büyük ihtimal sesli olduğu için. O yüzden birazcık fazla toplanıyor. Damat Bey'in dedesinden bir hediyelik altın. 200 euro. Hadi sen, hadi. Damat Bey'in dayısı Sakin Bey'den 1000 euro. Gelin hanımın annesinden bir bilezik, bir yüzük, çeyrekli bilezik. Evet, siz ne söylerseniz ben onu söyleyeceğim. 5 tane kına elbisesi giydiğini söyledin. Gelinliğin kaç taneydi? Gelinliğim sadece bir taneydi ve bütün gün boyunca sadece onunla oynadım. Kiraladın mı? Gelinliğimi kiraladım. Ne kadara kiraladın? 35 bin. Çok kirası. Fazla. Çok fazla. Yani bu devirde 2024'te inanın ucuza bir gelinlik yok kızım. Ben de 2024'te evlendim ama fiyatın önünde duyunca şok olacaksınız. Sen söyle şimdiden, merak ettim. Ben 5500'e satın aldım. Satın aldın. Ve çok bilindik bir markanın. Ben 5500 liraya inanın ama uşak kıyafetim 3500 lira. Ama sıfır değil. Zaten kiralananlar da kesinlikle sıfır olmuyor. Tabii. Başka aynen. Evet. Ya kuru temizlemeden bana geliyor sana. Bana denk geldi diyelim ama inşallah gününde görünce beğenirsiniz. Eniştenin ocağını inciracı diktin diyebilir miyiz? Çok. Ama gelinliğimi çok içime sindi kızlar. Yani çünkü ben zaten gösterişli ve hafif olmayan bir şey istiyordum. Ve gelinliğim saten de altı bu arada. Sıcaktı biraz hava ama yani gösterişli gösteriyordu. En azından gece olduğunda çok parlıyordu. Bir de buraları full taştı. Kollarına evet, kadar güzel. Taştı, sadece ağırdı yani bir gelinlik. Yani 35? Çok evet, sadece tacı, onlar içinde. Onlar içinde. Tacı da şeyde, çiçek hariç, çiçek hariç 35 bin lira. Makyajı içinde mi? Hayır. Tabii sadece şey, tek başına. Ne kadar makyajı? Satın mı aldın, kira mı? Kiralık kiraladım diyor 35 bine. Toparlayamadı kafasını. 35 bin lira ama kiralık. Çok uygun aldığım için Ezgi Hanım yani ben... 35 kiralık evet. Çok fazla. Çok kiralık kızlar. Satın alıp sende dursa... Yani çok az oynuyordu aslında satın almakla ama... Öyle oluyor, her zaman öyleydi. Yani çok evet 3-5 oynuyordu ama dediğim gibi yer sıkıntısından ve biz bir tayin olayları olacağından dolayı ben almak istemedim şahsen. İki kere giydin demiştin değil mi? İki kere giydim. Bir kınamda giydim, bir de düğünde giydim. Peki şunu sormak istiyorum. Fotoğraf çekimi, albüm falan yaptılar mı eşine evet, beraber? Evet, yaptılar. Onu ne kadara yaptırdı? 6500 liraydı. Yani dış çekim, CD albüm basımı. CD veriyorlar, albüm veriyorlar. Albüm basımı, dış çekim 6500 liraydı. İki tane küçük, bir tane büyük albüm vardı içinde. Bir de fotoğraf çekim. Bir evlenmek kaça mal oluyor değil mi? Evet. Artık çok. Senin böyle özel istediğin bir şey oldu mu? Kayınvalidenlerden, erkek tarafından ya da ailenin özellikle istediği bizim adetimizdir. Biz Çanakkale'liyiz, siz Balıkesirlisiniz, bizde şu olur dedi mi mesela? Bizde hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Herkes karşı tarafa bıraktı. Karşı tarafta zaten yapması gerekenleri yaptı. Böyle elinden olunca çok da anlaşmalı oluyor. Çünkü bir şey diyorsunuz, gönlü kırılıyor, olmuyor, bir türlü bir şey olamıyor. Bu sefer üzülenler aileler olmayabilir. Evet, aynen. Herkesin, biz bu şekilde hiçbir şey söylemedik, onlar da bize yaptı zaten. Şey de görüyoruz çünkü böyle durumu olmayan bir aile ama çocuğuna her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor ama karşı tarafı gene de mutlu edemiyor. Ne kadar üzücü. Evet. Evet. Ama bayağı benim yok ki, ben bu kadar yapabiliyorum. Olsa kendime yaparım. Evet, hani kızlar. Hep gene de herkes evladı için uğraşıyor. Evet, aynen öyle. Kadir kıymet bilenlerle Allah nasip etsin. Amin inşallah. Değil mi? O zaman eşinin tarafına da kayınvalidenlere de buradan bir öpücük. Onları kocaman öpüyorum, çok seviyorum. Yeni ailen diyelim, evet. Değil mi? Canlarım. Allah'ım huzur mutluluk versin. Amin.